İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Burcu Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa yenmişti. Zaman-ı saadette Rekane adlı biri vardı ki müşrik olup kuvvetliydi ve iri. Kiminle güreşseydi yeniyordu muhakkak. Çıkmazdı bir güreşte asla yenik olarak. Bir gün koyunlarını güdüyorken sahrada, sevgili peygambere rastladı o arada. Kibirle seslendi ki Resul'e ta uzaktan, "Sen mi ayırıyorsun halkı Lat ve Uzza'dan?" Resulullah az daha yaklaşıp sonra durdu. Ve büyük bir vakarla, "Evet, benim." buyurdu. O yine gururlanıp dedi ki, "Beni dinle. Gel öyleyse şurada güreşelim seninle. Ben yardım isteyeyim bizim Uzza ve Lat'tan, sen dahi yardım iste inandığın Allah'tan. Bakalım ki hangimiz hangimizi yenecek, hangimizin tanrısı ona yardım edecek." O server, "Peki," deyip Rekane'yi tuttu ve havaya kaldırarak anında vurdu yere. Şaşırmıştı Rekane. Güçlükle kalktı yerden. Dedi ki, "Bu olmadı. Güreşelim yeniden." O server, "Olur," deyip onu yine tutarak bir daha yere vurdu havaya kaldırarak. O şaşkın vaziyette baktı Resulullah'a. Dedi, "Bu da olmadı. Güreşelim bir daha." Peygamber Efendimiz yine kabul buyurdu. Rekane'yi kaldırıp bir daha yere vurdu. Rekane perişandı. Dedi ki, "Ya Muhammed, mabudun yardım etti, sen galip geldin, evet. Lakin ne diyeceksin gidince şimdi halka?" Buyurdu, "Doğrusunu diyeceğim mutlaka." Dedi, "Mümkün olmaz mı hakikati demesen? Zira mahcup olurum yendiğini söylersen." O server buyurdu ki, "Ama ben peygamberim. Bende yalan söz olmaz. Ben hep doğru söylerim." Rekane çok şaşırıp dedi ki, "Ya Muhammed, peygamberlik gücünle beni sen yendin elbet. Sana ben şu sürümden vereyim 30 koyun. Bana galip gelmenin mükafatı bu olsun." "Koyunu ne yapayım?" buyurunca o server, "Peki ne istiyorsun?" diye sordu bu sefer. Buyurdu, "İman et ki her şeyden daha önce ebedi cehennemden kurtulasın böylece." Dedi ki, "Bunun için mucize göster bana." O server bir ağacı davet etti yanına. Ağaç emri dinleyip huzura geldi hemen. Resulullah'a doğru eğilerek hürmeten, fasih bir lisan ile dedi ki, "Ya Muhammed, sen Allah'ın kulu ve peygamberisin elbet." Rekane bunu görüp imana geldi hemen, kurtardı kendisini ebedi cehennemden. Ya
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun efendim. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya Kiram'dan olan Hayri-i Sa'd rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, dünyanın ne değerde olduğunu idrak eden ahiretten nasibini alır. Dünyaya düşkün olmak insanın kalbini öldürür buyuruyor Hayri-i Sa'd rahmetullahi aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo. Buyurunuz efendim, iyi günler. Ben miyim? Evet, buyurun. Ben miyim? Buyurun. İyi hocam, iyi günler, iyi yayınlar. İyi günler, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Kendim için, içki doyundan doğru, yanlış olan doğru, evlatlarım için, kendim sıkıntı, telaş, korku için sizden ve dinleyenlerden dua istiyorum. Allah-u Teala inşallah Teala ferahlığa çıkartır. Din ve dünya saadeti ihsan eder. Çocuklarınızı da hidayet nasip eder inşallah Teala efendim. İyi yola gelmesi için. Sorularınız var mı efendim? Sorularınızı da geçebilirsiniz. Evet. Buyurun. Anne hakkı için. Ben kaçarak evlenmiştim. Annem bana hakkını helal etmedi. Çıkış yolu var mı? Bana kolaylık ver. Peki vefat etti mi anneniz? Vefat etti. Peki efendim. Nikahtan dolayı bizim dini nikahımız yoktu. Çıkış yolu var mı? Peki efendim. Peki. Namaz kılarken namaz bittikten sonra selam duası var mı? Peki efendim. Demeden önce üç defa estağfurullah demesi. Bir de estağfurullah lezimel kelimelerini yapıyorum bazı. Ben bunu 5-6 yıldan beri yapıyorum. Peki efendim. Oldu efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Kolay gelsin hocam. Allah razı olsun. Hayırlı teşekkür yayınlar. Ederiz. Teşekkür biraz yüksek sesle hayırlı. Lütfen. Hayırlı yayınlar. Hocam hayırlı yayınlar diyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Buyurun. Sizinle konuşuyoruz ya, hayırlı yayınlar, kolay gelsin falan. Ya da selamun aleyküm diyoruz. İkisi aynı şey mi? Peki efendim. İkincisi, hocam özür dilerim soruyorum. Ben Şafii mezhebindeyim. Beyaz akıntıdan dolayı Maliki mezhebini tatbik ediyorum. İş yerinde çalışıyorum. Bazen izin olmuyor, abdest alamıyorum beyaz akıntıdan dolayı. Yeniden abdest farz edemiyorum. Öğle namazını kılıyorum. Doğru yapıyorsunuz. Vakit dar Allah razı olsun. Peki efendim. Merak ediyorum onu. Hocam, vakit dar olduğu zamanlar öyle yapıyorum. Yoksa abdestimi farz ediyorum. Abdestim varsa. Güzel. Onu da doğru yapıyorsunuz. Allah-u Teala razı olsun. Hocam, bir yakınım var. Bunlar boşandılar, ayrıldılar. Bir daha barıştılar. Boşandılar, ayrıldılar. Bir daha barıştılar. Şimdi bir iki kere kadın bana sordu. Yani çıkış yolu var mı? Yeniden nikah yapabilir miyiz diye. Bilemedim ben. Bunlar ilk boşandıkları zaman, pardon ikinci boşandıkları zaman kadın birine karşı evlendi yani. Acaba hile yapmış olur mu? Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hocam kolay gelsin. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Ben emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Amin cümlemizden inşallah. Buyurun hocam, efendim. Allah-u Celle Celaluhu izin verirse bir çocuğumu da olacak. Cenab-ı Hak salih veya saliha eylesin inşallah efendim. Hocam gebelik süresinde bir ileri test yaptırdık eşime de. Çocuğun doğum sendromu riski yüksek çıktı. Doktor bir test daha önerdi. Sonucunda muhtemelen bize gebeliği sonlandıralım diye tavsiyede bulunacak. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Tabii doğum sendromlu bir çocuğu İslam terbiyesiyle yetiştirebilir miyiz? Kaç aylık? Daha 120 günlük süreyi doldurmadı hocam. Tamam, peki efendim. Ama onunla bir sorum daha var hocam. Şimdi bu 120 günlük süre dinimiz İslam konumunda 120 günden sonra ruh verilir. Hı hı. Gebelik sonlandırılmak büyük günahtır yazıyor. Evet. Jinekologlar bu 120 günün birinci gününü adetin birinci günü olarak hesaplıyorlar. Bu böyle midir? Yoksa ceninin ana rahmine düştüğü gün mü birinci gündür?
Peki efendim. Çünkü arada 10-15 günlük bir fark var. Hocam ne yapalım? Çok zor durumdayız. Gerçekten karar vermesi çok zor. Biz bir aydınlatırız. Allah Teala yar ve yardımcınız olsun. Kolay değil tabii efendim. Peki. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimizin de dedesi vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Amin. Diyor ki uşur borçları olduğunu düşünüyoruz. Yani uşur vermesi gerekirken vermemiş herhalde. İskatını yaptırmakla diyor bu işi halletmiş olur muyuz ya da başka bir şey yapacak mıyız? Şimdi Mustafa Bey, iskatını yaptırırken de evet, tam İbn-i Hazreti bir dedi de İslam Ahlak kitabında da anlatırken Müslüman, salih, erkek fakirler oturur buyuruyor. Niye bu şart var? Çünkü bu özellikte olan bir Müslüman, ölen kimsenin acilen şu anda ihtiyacı var. Yani bir Müslümana yardım ediyor. Allah sağ olsun yardım ediyor. Şimdi bunun zekat borçları varmış. Uşur borçları varmış. Tam kazaya kalan namaz borçları da var. Oruç borçları da var. Şimdi kazaya kalan namaz borçlarıyla alakalı olarak iskat yapılır. Ama bedel olarak mesela kitapta dağıtılır. Bu bir ikincisi. Oruç borcu var. Kazaya kalan oruç borçları da var. Fidye olarak. İskatta yapılıyor, bu devri yapılıyor. Fazla bir şey tutmuyor. Mesela fidye olarak şu anda altının değeri yüksek ya. Bir gram altın bile asgariden tuttuğun zaman bir senelik oruç borcunu ödeyebiliyor. Fidyesini karşılayabiliyor. Fidyesini karşılayabiliyor. Mesela diyelim ki 100 gram, 200 gram altınla devir yapıyorsan veya 300 gram veya 400 gram altınla devir yapıyorsan bir sefer yaptığın zaman neredeyse aynı şekilde ömür boyu olan borçlarını öder. Borçlarını öder. Zekat borcunu da aynı şekilde, yani iskat yaptıracak kimse diyecek ki bu zengindi, ona göre devrini yapın diye bir not düşmesi lazım. Uşur borçları vardı, hesap edecek. Bunlar aynı şekilde buna göre devrini yapılması, not düşmesi lazım vekalet vereceği kimseye. Bu bir. İki, kul ve hayvan hakları, adak ve benzeri durumları. Bütün bunları yaparken orada aldatmacı olmamalı. Samimi olmalı. Bunun zekat borcu var, uşur borcu var. Tamam canım, işte Mustafa Tokuz Osmanlı'yı siz hallediverin o işi. Tamam, bizi kapımızı çalanları biz geri çevirmedik bugüne kadar. Geri çevirmedik. Ama kitapta yazan şeyi de anlattık, söyledik. Orada sana kilolarca altını hediye ediyor oturan kimse. Allah razı olsun yapıyor ama tam İbn-i Saad-i Tebi'ydik. Buyuruyor ki hani bir şeyler verilmesi lazım. Eğer bunun uşur borcu varsa devirle, tamam onlar hallediyor ama onlara da o uşur borcundan ölen kimsenin 1/3 malı üzerinde hala hakkı var. Adam diyelim ki mesela 300 bin liralık sermet bıraktı. 100 bin lirasını hala öldükten sonra da hükmedebilir. Ya onun için kullanılabilir. Onun için kullanabilir. Bunun zekat borçlar varsa, ondan sonra uşur borçlar varsa, oruç borçlar varsa, öyle hani çok affedersin de köpeğin önüne kemik atar gibi falan al, hallediver ya şu işte 300 lirayla 500 lirayla demek o uygun değil. Ha, biz bunu geri çevirmeyiz. Biz yaparız, yaparız da yarın mahşer günü bunun bu kadar serveti vardı arkadaş. Sen elini kapalı tuttun, niye vermedin? O 100 bin liranın içerisinde ne kadar uşur borcu? 30 bin lira, 30 bin lirayı dağıt. Kolay değil değil mi? 15'ini dağıt. 15'ini dağıt. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Efendim bu dediğiniz yapan var mı? Vallahi de billahi de var. Var. Biz şahidiz. Çünkü bir kadıncağız vasiyet etmiş. Hatta işte bizim Bahattin Apak şahidi. Vasiyet etmiş. Ben öldükten sonra şu tarlayı satın. İşte Osman Ünlü'ye de aynı şekilde bunun bedelini gönderin, iskatını yapsın diye. Kocası ve oğlu. Demek ki kadıncağız saliha. Kocası da aynı şekilde salih. Oğlu da salih. Yani dinini bilen birisi. Kıvırmamışlar. Demişler bu kadın böyle dedi. Birisinin hanımı, birisinin annesi. Artık bizim hakkımız var. Bize geçti bu. Dememişler. İşte demiş onlar kitap dağıtsın, onlar şey yapsın falan. Hakikaten tarlayı satmışlar. Parayı da göndermişler.
birkaç kandil aynı şekilde o kadıncağızın gönderdiği parayla biz kitap dağıttık. İskatını da yaptık. Ama uşur borcu, zekat borcu. Yani bir şey çıksın. Efendim işte vekalet veriyoruz. Şimdi hani sorduğun soruda uşur borcu var biliyorsun. Öyleyse otur bir hesabını yap. Efendim ben nasıl bilebilirim? Tahmini yap. Ben de rahmetli babamın, annemin alışıklığına oturdum bir seferinde. Baba dedim sizin uşur borcunuz var. Hayattayken de oturduk. Senede kaç kilo buğday çıkarsınız? Arpası, yulafı, çavdarı dahil. Ekiyorduk bunları çünkü. Tahmini olarak belliydi. Öyle bizim ova gibi değil. Dağ köy olduğu için de arazi genişliği. Tahmini olarak biz de çocukken duyardık. Şu kadar buğday çıktı, bu kadar arpa çıktı biliyorduk. Tahmini olarak hesap ettik. Kaç sene devam etti bu çiftçilik şu kadar. Çarptık karşımıza çıkan rakam. Bunun onda birini böldük. Ha, borcunuz bu. Bunu altına çevirdik. Babama da o zaman rahmetli tembih ettim. Hatta sizin hemşehriniz olur. İki tane Abdurrahman Özaydın var. Ya. O Konya'daki Türkiye Gazetesi temsilcisi, Bursa'daki değil de. İkisi de rahmetli oldu. İkisi de rahmetli oldu. Allah-u Teala rahmet eylesin. O zaman da Konya'da Masum Kitap Evi vardı. Ve tanışıyorlar da babama da aynı şekilde hürmet ve saygı gösteriyorlardı. O da vefat etti, babam da vefat etti. Şimdi ahirette görüşüyorlardı inşallah Teala. Dedim git her ay, babamı tembih ettim. Git her ay, gittim o arkadaşı da tembih ettim. Babam sana vekalet verecek. Getirdiği paraları usur borcu olarak devrini yapıp onun üstüne size hizmetler aktarırsınız diye. Kadın adamcağız gitti aynı şekilde onu ödemeye çalıştı. Ne kadar ödedi onu bilemiyorum. Ha, vefatından sonra da ben yine aynı şekilde devrini yaptım onların. Annemin de babamın da aynı şekilde kurban borçlar vardı. Yani bir bedel de ödemesi lazım. Bir bedel ödemesi lazım. Yani bir şey yaparken insanın bir canı acıması lazım. Ne de cebinin acıması lazım. Bunu verirsek olur mu abi? Öyle kandırmak olur öbür türlü. Şeyde de öyle mesela. Zekat devrinde de öyle. Şimdi ben diyor altına veremem. Tamam veremezsin arkadaş da birisine vekalet verirken de o vekalet tamam bize o şekilde geliyor. Biz yardımcı oluruz. Ama biz onu fakir birisiyle yapıyoruz. Fakir birisiyle yapıyoruz. Veya fakir vekiliyiz. Dolayısıyla o fakir vekiline de veyahut da o devri yapan birisine de gönlü olsun. Diyelim 5.000 lira zekat veriyorsun. Ya hiç olmazsa 500 lirasını da o devir yapana ver bari. Devir yapana diyorum. Fakire ver. O fakire ver. Sana 5.000 lirayı hediye etti. Sen o 4.500 lirayı gene şey yapacaksın. Ha şöyle var. Ben burada akrabalarıma dağıtıyorum. Tamam biz ona inanıyoruz. Amenna. Ama burada onu yapana da 3-5 kuruş bir şey gönder ki gönlü olsun. Zaten onun beklentisi yok. Bizim mesela yaptığımız kimseler ehl-i sünnet itikadında 5 vakit namazını kılan kimseler bir beklentileri yok. Aa şu kadar para vereceksin, bu kadar para vereceksin falan diye. Hatta biz iskratı yaparken öğrenci, ben de çocukluğumda iyi biliyorum. Bunlar lisede, üniversitede öğrenci. Babadan para isteyemezler, sen de isteyemezsindir hani. Şey yapamazdın falan. Ama öğrenciyken bir yerde aynı şekilde 5 kişiyle yapıyoruz mesela. Diyelim ki 50'şer lira veriyoruz onlara. Ne eder? 250 lira para eder yani. Ya 50 lira hani beni öldürmez de fakat o çocuğu çok sevindiriyor. ...50 lira cebine koyunca onun 5.000 lira, 10.000 lira olduğunu düşünmez ve hatta 20 kilo altın olduğunu düşünmez. Çok sevinir. Canı gönülden dua eder bir de. Ben kendi başıma geleni söyleyeyim. Ortaokula gidiyordu falan. Allah Teala rahmet eylesin. Konya'da Azade Osman Efendi vardı. Şimdi 1-2 falan şey yaptı. En sonunda bize de bir görev verdiydi. Sibyan çocuklar vardı. Onlara elifbe öğretiyorduk. Onlar böyle para getirirlerdi. Fuhayc Efendi de toplardı. O öğreticilere bu para verirdi. Ya babam zaten para yok. Garibiz. Ondan sonra cumartesinden cumartesini gözünün içine bakardım. Ya oğlan da söylüyor. Ya, Azade Osman Efendi Allah rahmet eylesin. 3-5 kuruş verince doğru etli ekmekçiye giderdi. Öyleydi. Şimdi kendi yaşadığım o zamanlar hatırladığım için hatta okul hayatında da mesela bazen ev uzaktı, eve gelirdik öğle yemeğine gider uzaktı. Şimdi bakardık orada işte ekmek, yumurta, ondan sonra ekmek arası yumurta. Gözümün içine bakma yani. Şimdi yo, pizza falan yoktu yani. Yo, biz de yedik onlardan. Tamam. Bazen yumurta, simit çay. Yumurta kebap diyorduk biz. Şimdi param varsa yapardım bunu. Param varsa. 25 kuruşun 50 kuruşun varsa oho takla atardın. 25 kuruşun 50 kuruşun varsa takla atardın. Çocuk her zaman aynı şekilde babasından isteyemez. Hele liseye gelen bir çocuk. Ama bu çocuk namazını da kılıyor. İtikad da düzgün. Sen iskata oturtturuyorsun bu çocuğu. Ve hatta bir zekatın devrini yaptırıyorsun. Bu çocuğun eline 50-100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira versen. Aa diğer masraflarını da şey yapar. Çocuk bayram eder. Çünkü saadet ebediyede buyuruyor ki gönlünü yapmak lazım. Dolayısıyla nereden açıldı? Hani uşrunu.
Madem ki biliyorsunuz bunu, madem ki biliyorsunuz, kağıt para olarak vereceksiniz, hesap edersiniz. Ne çıktı bugüne kadar kuruşu? 10.000 lira tuttu mesela. 10.000 liralık altınla bir fakirde devrini yaparsınız. Yani 500 iskatını yaptırırsınız. İskatını yaptırırsınız. Veyahut da ona işte 3-5 kuruş gönlünü yapacak şekilde verirsiniz. Geri kalan da fakirlere dağıtırsınız. Böylece ne oldu? Babanızın, dedenizin aynı şekilde usul borçlarını ödemiş oldunuz. Ödemiş oldunuz. Aa, bize bir şey kalmayacak mirastan. Değil. Eğer böyle yaparsak, biz onu kurtarırsak, yarın mahşer günde Allah Teala diyecek ki, ey kulum, sen muhtaç olduğun halde, ihtiyacın olduğu halde, muhtaç olan bir kulumun yardımına koştun. Biz de zaten o gözle bakıyoruz. Yardımına koştun. Allah Teala diyecek ki, şimdi ben yardımcı. Allah Teala yardım edince onu hayal bile edemeyiz biz. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, elbette bir hikmeti var. Cenab-ı Hak hakimdir, yani hikmet sahibidir. Onun yarattığı her şey hikmetlidir. Mümin daima hayırlısını istemeli. Çünkü neyin kendisi hakkında hayırlı olduğunu bilemez. Vaki olanda hayır vardır. Bir ayet-i kerimede mealen, hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinize, sevdiğiniz şey de kötülüğünüze sebep olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir buyruluyor. Demek ki bazı şeyler zorumuza gider, çok üzülürüz. Bu musibet başıma nereden geldi deriz. Halbuki bilmeyiz ki bu bizim için hayırlıdır. Bazı şeylere çok seviniriz, yaşadık deriz. Bilmeyiz ki onlar bizim için kötüdür. Bir padişah veziriyle ava çıkar. Tanınmamak için kıyafetlerini değiştirirler. Fakat vezirin bir adeti vardır. Ne olay olursa olsun, efendim bir hikmeti vardır der. Padişah avını vuramayınca, efendim üzülmeyin bir hikmeti vardır der. Padişah çukura düşünce, efendim üzülmeyin bir hikmeti vardır der. Padişahın gözüne bir çubuk gelerek gözünü çıkarıp kör eder. Vezir yine, efendim bunun da bir hikmeti vardır der. Artık padişah dayanamaz. Gözüm çıktı, hala hikmeti vardır diyorsun. Defol buradan der ve vezirini kovar. Vezir ayrıldıktan bir müddet sonra eşkıya o beldeyi basar ve padişahı yakalar. O her ne kadar durun ben padişahım dese de inanmazlar. Bir yere götürüp bizim reisimizin bir adağı vardı. Bize canlı olarak ilk yakaladığınızı adak olarak kesin demişti. Bunun için şimdi seni boğazlayacağız derler. Yere yatırırlar. Tam kesecekleri vakit içlerinden biri, bunun bir gözü kör, durun körden kurban olmaz der. Durumu reislerine sorarlar, reisleri de o zaman bırakın onu, başkasını bulun der. Padişah ölmekten kurtulup saraya gelince, hemen bana veziri bulun der. Vezir gelince, padişah özür diler. Sen haklıymışsın, seni kovdum ama yanlış yapmışım, hakkını helal et der. Vezir de, efendim üzülmeyin, kovmanızda da bir hikmet varmış. Beni kovmasaydınız sizin yerinize beni keserlerdi. Çünkü benim iki gözüm de sağlam. İyi ki beni kovdunuz diye cevap verir. Padişah da Sübhanallah seninle başa çıkılmaz der. Dolayısıyla her şeye üzülmek doğru değildir. İstediğimiz şekilde neticelenmeyen bir iş için üzülmemeli ve üzerinde ısrar etmemeli. Onun da bir hikmeti vardır. Bir kul Rabbine az da olsa yaklaşırsa, Rabbi ona daha çok yaklaşır. Kalbimizi ona çevireceğiz. Kul, Ya Rabbi diye seslenince cevap verir, Lebbeyk, ey kulum ne istiyorsun der. Af istiyoruz diyeceğiz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Rabbimiz de bizim muamelemiz, mevlalık ve abdiyettir buyuruyor. Abdiyet, kulluk ve kölelik demektir. Allah-u Teala benden isteyin kabul ederim buyuruyor. İhlasla isteyeceğiz. Rabbimize yalvaracağız. Hatamız, kusurumuz, eksiğimiz çok, niyetlerimiz karışık. Ama o yine de affeder, ihsanıyla muamele eder. Günah işleyince üzülelim. Dünyada verdiği sıkıntıları günahlarımızın cezası olarak düşünelim. Elhamdülillah cezamızı dünyada verdi diyelim. Allah-u Teala hadisi kutsi de
beni kalbi kırık olan kullarımın yanında arayın. Yani onların dualarını kabul ederim buyuruyor. Dünya dertleri mümin kullar için bir nimettir. Dünya zaten zilli zaildir. Yani geçici bir gölgedir. Gelip geçer. Günahlarımız dağ kadar olsa da onun rahmeti, merhameti sonsuzdur. Allahü Teala hem affeder hem de iyilikleri ihsan eder. Allahümme inneke afüvün kerimün tuhibbul affe fa'fü anni duasını çok okumalı. Bu dua, Ya Rabbi, elbette sen günahları affedicisin, ihsan edicisin, affetmeyi çok seversin. Öyleyse beni affet Ya Rabbi demektir. Bunlar hep Allahü Teala'nın günahkar, nefsine esir olmuş kullarına müjdedir. Dua etmek de namaz, oruç gibi ibadettir. İhtiyacını, muhtaç olduğunu bildirmektir. İbadet de aczini, zavallılığını bildirmektir. Dua etmek emirdir. Birbirimize dua edeceğiz. Gıyaben yapılan duanın kabul edilme ihtimali fazladır. Büyüklerden biri buyurur ki, İnsan dua eder, Ya Rabbi bana şunu ver der, ama o şey onun için hayırlı değildir. Allahü Teala onun iyiliği için istediğini ona vermez. O da niye duam kabul olmadı diye isyan eder. Bu bakımdan insanlar Allah yanındaki kıymetine göre dörde ayrılır. Birinciler, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan ederler. İkinciler, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan etmez, sabreder ama gitmesini isterler. Üçüncüler, dert bela gelince sevinir, razı olurlar. Dördüncüler, dert bela gelince nimetlerden alınan zevkten daha çok zevk alırlar ve gitmesini istemezler. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, son dinleyicimizden başlayabilir misiniz bir mahsuru yoksa? Çünkü bir dinleyicimiz de yayından önce, bir erkek dinleyicimiz, 10 yıllık evliyiz diye dua telefon açtı. Çocukları yokmuş. İşte tüp bebek denemişler, olmamış. Yine olmamış. Bir doktorun birisi başka bir ülkede, yakın bir ülkede bir doktor tavsiye etmiş. Şimdi bunlar da bunun derdine düşmüşler. Oraya gidelim mi? Yaptıralım mı? O da tüp bebek yapacak herhalde. Onun yaptıkları artık oluyor muymuş, neymiş, garantili mi bilemiyorum. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi bunlar ne yapsınlar? Şimdi tüp bebek konusu hem olur hem olmaz. Olur. Kadının avret mahallini zaruret olmadan başkasına göstermesi. Kadın doktor da dahil mi? Dahil. Erkeğin de böyle. Erkeğin de böyle. O zaruret, yani mutlaka olması gereken bir şey var. O bölgede bir rahatsızlık var. Mutlaka bakacak. Doktor zaten bakacak aynı şekilde. Zaruret var. Yani hasta olan kadın olsun, erkek olsun, bu sebepten dolayı o bölgesinin açılmasında günaha girmez buyuruyor. Evet. Orada bir şiddetli bir ağrı var. Tabii. Kanama var, bir şey var yani. Doktor için de günah olmaz, hasta için de günah olmaz. İkisi için de. Yani kitaplar bunlar açıkça yazmış. Ama şimdi doktorun veya sağlıkçının lazım olan bölgenin dışında sırtına bakacak da, yani uğrayan bir şekilde bütün elbiseni çıkar dedi. O da edepsizliktir, terbiyesizliktir yani yaptığı şey. Tabii. Yani, hastayı istismardır yani. Hastayı istismardır. O da aynı şekilde uygun değil. Bu kadın olsun erkek olsun, o da uygun değil efendim. O da uygun değil. Hani böyle bir durum. Onun için çocuk olması için zaruret değil buyuruyor kitaplarda. Yani çocuğun olmaması böyle bir durum değil o zaman. Yani bu avret yerini açmaya sebep değil yani. Sebep değil. Sebep değil. Hatta geçen senelerde de söz konusu oldu da bir doktor itiraz ettiydi. Nasıl efendim zaruret değil. Ya zarureti sen mi vereceksin, ben mi vereceğim o kararı? Dini konularda müştehit alimlerin bildirdikleri hüccet ve senettir. Senin benim düşüncem veyahut da yorumum değil. Onun için herkes haddini bilmeli. İslamiyet buna zaruret değil diyor. Zaruret değil. Ama diyelim ki doktor kocasını öğretti. Kocasından alınan sperm aynı şekilde kocası rahme yerleştirdi. No problem. Olur diyor. İslamiyet bir şey demiyor. Doktor kocasıysa. Tabii mesela. Doktor kocasıysa. Veya kocasına öğretmişlerdir. Eğitimini vermişlerdir. Evet. Aynı şekilde kocası da koyabilir onu. Yapabilir. O zaman caiz midir? Evet, o zaman caizdir. Peki bunlar ne yapsınlar? Çocuk 120 günden önce ana rahmine düştüğü andan itibaren
cenin teşekkür etmeye başladığı andan itibaren sayılıyor. Dolayısıyla bu kat'i ve kesinse 120 gün dinini öğretmemek sebebiyle bunların da müdahalesi caizdir. Yani günah olmaz. İslamiyet caizdir dediği zaman, yani izin verdiği zaman o ruhsattır. O ruhsat kullanılır. Ahirette bunun hesabı sorulmaz. Katil olmaz. 120 günü geçtikten sonra çocuk özürlü de olsa, beş ayaklı da olsa, on kafalı da olsa müdahale edilemez. Caiz değil. Bu Down sendromu konusunda da çok dikkatli olsun yani bütün dinleyicilerimize söyleyelim. Birisi bunun böyle bir ihtimali var diyerek korkutabilir. Bu doktor da olsa yapıyorlar bunu. Kusura bakmasın kimse. Sapasağlam da doğabilir çocuğu. Tabii. Bunun örnekleri var çünkü. Hatta saadet-i ebediyet de yazılı. Yani mutlaka onların dediği gibi değil. Bir başka doktora belki gösterilebilir. Tabii. Ya ben açık net bir şekilde bir şey anlatayım. Yani olmuş bir hadise bu. Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri'nin kelimeleri. Rahmetli Emin Garba amcanın kayınvalidesi. Kendi torununun çocuğu olacak. İşte ultrason falan kız gözüküyor. Bu diyor ki yok diyor oğlan. Diyor ki anne ne? Bu kız. Hayır diyor oğlan. Sapanca'ya götürmüşler. O Sapanca gölün kenarında bu kendi kendine konuşuyor. Ya Rabbi demiş böyle böyle diyorlar. Bu oğlan oluversin demiş. Diye şey yapıyor. Çocuk oğlan doğdu. Ultrasonda kız gözüküyordu. Bizim oğlan da öyle. Değil mi? 8 ay kız dediler. 8. ay oğlumuz var dediler. Şaşırdık kaldık yani. Değil mi? Her şeyi pembe almıştık çünkü. Ve dolayısıyla o dediğiniz doğru saatte belirli yazılı. Efendim %100 garantisi yok o iş. %100 o işin garantisi yok. Şeylerde bile hastalıklarda bile. Şeyde Ömer bin Abdülaziz Hazretleri zehirleniyor falan. Doktor geliyor diyor ben diyor buna garanti veremem. O bayrak başını kaldırmış. Sadece bana değil, başkasına da garanti vermem diyecek. Yok öyle bir garantin. Senin vazifen, yani hastalığı meydana getiren sebepleri araştırmak, ilaçları koymak, şifayı verecek de Cenab-ı Hak'tır. Sen en mükemmel tedavi şeklini uygularsın ama Cenab-ı Hak şifa ihsan etmeyebilir. Onun için ben yaparım, yok. Ben sebep olursam, dolayısıyla ona iltifat etmelerine gerek kalmaz efendim. Başka bir şey yok herhalde. Yok efendim. Yani son dinleyicimizin sorusunu. Bunu sorulandırabilirler. Yani. Ama önce bir araştırsınlar. Bir başkasına da göstersinler. Ondan sonra hemen paldır küldür de yapmasınlar, acele etsinler. Yalnız birinci bölümde şey yaparken bazen dinleyicilerimiz aynı şekilde ya bazen size ulaşamıyoruz. Böyle zekat devridir, uşur devridir. Buna benzer aynı iskatta dahil olmak üzere. Şimdi elhamdülillah Allah-u Teala Emre abilerden razı olsun. İhlas Vakfı'nı kurduktan sonra İhlas Vakfı'nın çeşitli yerlerde öğrenci yurtları var. Mesela Konya'da var, Denizli'de var, İzmir'de var, benzeri yerlerde var, Bursa'da var. Dolayısıyla oradaki vazifeli arkadaşlar bu meseleleri de biliyor. Kendi memleketlerinde buralarda gidip de aynı şekilde onlara da müracaat edebilirler. Bu meseleyi de aynı şekilde çözebilirler. Efendim ilk dinleyicimiz kaçarak evlendim dedi. Annem hakkını helal etmedi. Efendim arkasından dua eder, sadaka verir. Okur, sevabını gönderir. O dualar kendisine gittikçe... ...o da memnun olur. Hakkından vazgeçer. Devam etmeli ona. Dini nikah hakkı olmadı dedi. Şimdi Hanefi mezhebinde diğer üç mezhebe göre şartlar daha kolay. Mesela bu kocası olan adam... İki tane erkeğin yanında veyahut da iki üç kadın bir tane erkeğin yanında bu benim karım dese, evet evet bu benim kocam dese, şer'an dinen akit olur. Böylece zina etmekten kurtulmuş olurlar. Öbür türlü Allah saklasın ömür boyu zina etmiş olur. Doğan çocuklar da gayrimeşru olur. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Namazda de selamdan sonra hemen selam dua olur mu? Yok. Allahümme ente selam denir. Başka bir şey denmez. Yalnız dinleyicimiz belki dinlerken bir şeyi karıştırmış olabilir. Mesela öğle namazının son sünnetini kıldık. Allahümme ente selamdan sonra tesbihata geçeceğiz ya. 3 defa estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâhu el hayyul kayyum ve etûbü ileyh okuruz. Euzü besmele. Ondan sonra ayetel kürsi. Sonra 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber deriz. Ondan sonra la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu yuhyi ve yumit ve hayyun la yumit bi yedil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Bilmezsek de doğrudan doğru elimizi kaldırırız, dua ederiz. Elimizi yüzümüzü sürdükten sonra 67 defa daha estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deriz. Ayet-el kürsüden önce 3 defa okuduk, 67 de böyle 70 olur.
Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbime zaman zaman envari ilahiyenin gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor. Her gün 70 defa istiğfar ediyorum buyuruyorlar. Biz de o sünnet seniyeyi yerine getirmiş oluruz böylece buyuruluyor kitaplarda. Peki namazdan sonra nasıl hareket etmemiz lazım sırasıyla, onu anlatabilir misiniz? Namazı bitirdik. Öğle namazı 10 rekatını bitirdik. Allahümme ente selamdan sonra ne yapacağız? Allahümme ente selamdan sonra 3 defa Estağfurullahel azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûb ileyh 3 defa. Ondan sonra eûzü billâhi mineşşeytânirracîm bismillahirrahmanirrahim ayetel kürsi. Ondan sonra 33 defa Subhanallah. 33 defa Elhamdülillah. 33 defa Allahu Ekber. Ondan sonra La İlahe İllallah Vahdehu biliyorsak okuruz. Elimizi kaldırırız. Kaldırdıktan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne ve Nebiyyine Muhammed. Birincisi hamd Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Öbürsü de Peygamberimiz salavattır. Bunu hepimizin bilmesi gerekir. Ondan sonrakilerin hepsini Türkçe yapabilir. Efendim benim bildiğim dualar var. Allahümme Rabbena atina duası, Allahümme afir. Bunlar okunabilir. Allahümme ya mukallibel kulüb sebit kalbi ala dinik. Allahümme inni eselike sıhhate vel afiyete vel emanete ve husnel hulki ve rıdae bil kaderi bir rahmetike ya erhamen rahimin. Her zaman okunabilir. Bismillahirrahmanirrahim duası okunur mu? Bismillahirrahmanirrahim la yedurma asmihi şeyün fil ardı ve la fissemâ ve semî'ul alim. Hatta bu tecdidi nikah, tecdidi iman duası var. Allahümme inni yuridu en yüceddeli iman ve nikaha diye başlayan o dua bile evliler tarafından okunabilir. Ondan sonra ya Rabbi işte yaptığımız duaları kabule karın eyle. Cehennem azabından, kabir azabından bizi muhafaza eyle. Son nefeste iman ile ve şehidin ölmeyi nasip et. Memleketimizi, milletimizi işte afat semaviye ve arziyeden muhafaza eyle. Müslümanlara yardım eyle. Hastalarımıza şifa ihsan eyle. Dertlerimize deva, borçlarımıza eda ihsan eyle. Evlatlarımızı salih saliha eyle. Kendi dinine hadim eyle. Onların da bizlerin de ahir ve akıbetine hayır eyle diye dua edilir. Bize de dua ettiriyorsun burada. Ondan sonra elimizi yüzümüze süreriz. Sürdükten sonra 11 ihlas okumak vaktimiz varsa. 67 istiğfar okumak. Ondan sonra dilediğini okumak serbest. Ondan sonra salaten cüncünayı bundan sonra okumak. Farza sünnet arasında değil burada okunur. Evet. Dua bittikten sonra okunur buyuruyor. Efendim gelelim. Diğer dinleyicimiz, ben de Şafii mezhebindeyim. İşte hayırlı günler demek, merhaba demek, nasılsın demek. Zaruret olmadan aynı şekilde bir kadın, yabancı bir erkeğe bunları söylemesi de o da uygun değil. Selam vermek de uygun değil. Ya kolay gelsin diyebilir. Hani boş olmaması, şey yapılması için denebilir de. Hani dedikoduya, suizanına sebebiyet vermeyecek şekilde ciddi olabilir orada da. Mağazaya girdi mesela. Robot gibi gidiyor, robot gibi, şuna bak ya, robot gibi adam derler veyahut da robot gibi kadın derler. Kolay gelsin, hayırlı işler. Ama bunlar ciddi olur. Yani şu kaç para, şu kaç para, bitti yani. Onlar derler, o kadar yani. Ondan sonra Şafii mezhebindeyim dedi. Fakat dedi, evlilerde daha çok olur bu, beyaz akıntı. Hanefi mezhebindekilerde de problem olur o. Çünkü abdesti bozuyor Hanefi mezhebinde de. Hele Şafii mezhebinde bir de necaset konusu çok hassas. Şimdi mesela bu dinleyicimiz çalışıyorum diyor. Çamaşırını değiştirmesi lazım. Bu da her zaman her şartta mümkün değil. Hal böyle olunca velev ki yani tamam bez kullansa, pet kullanmış olsa bile de çünkü dışarıya çıkıyor. O beze çıkıyor bu. Çıktığı zaman abdesti bozulmuş oluyor. Tekrar abdest alması lazım. Bir de necaset var, onu değiştirmesi lazım. Bir sürü problemi var. Hanefi mezhebinde de böyle, Şafii mezhebinde de böyle. Böyle olan hanımların, Hanefi ve Şafii mezhebinde olan, bu şekilde böyle akıntısı olan hanımların Malik mezhebini taklit etmesi. Çünkü İmam Malik Hazretleri'nin içtihadına göre bu hal bir, abdesti bozmuyor. Çünkü kendi iradesinin dışında meydana geliyor. Semavi bir özür diyor buna. Normal burun akıntısı gibi. Burun akıntısı gibi bildiriyor. İki, İmam Malik Hazretleri'nin bir kavline göre de necaset namaza mani değil. Dolayısıyla Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebindeki Müslümanlar için büyük bir kolaylık ve rahmettir bu. Onun için dört mezhep olması rahmettir buyuruluyor. Taklit edilebilir mi? Edilebiliyor. Ve dinleyicimiz orada onu tebrik ederiz. Ama dedi ben dedi eve gittiğim zaman yalnızken dedi yani bu akıntıdan dolayı ben tekrar abdestimi alıyorum. O bezi de değiştiriyorum. Bez kullanıyorsa veya çamaşırını da değiştiriyorum. Tabii. Hanefi mezhebindeki, Şafii mezhebindeki de ona riayet etmesi iyi olur. Çünkü Şafii mezhebindeki, Şafii mezhebinden çıkmadı. Hanefi mezhebindeki de Hanefi mezhebinden çıkmadı. Kendi mezhebine göre bunlar engel. Dolayısıyla bunları aynı şekilde gidermesi ve yeniden abdest alması iyi olur. Efendim, bir yakınım dedi, boşandılar, bir de evlendi, boşandılar, bir de evlendi. Yani orada bir şey söyledi. İlk boşandığında birisiyle evlendiydi dedi. Kadın bir başkasıyla evlenmiş. Evlenmiş, evet. Tamam.
Ondan ayrıldıktan sonra tekrar ilk kocasıyla evlenmesinde hiçbir problem yok. Hiç. Yani hulle dedikleri o işte. Evlendi, o adam da boşadı. Tamam, tekrar evlenebilir. Ama bunlar ayrıldılar. Bir müddet sonra gel barışalım dediler, birleştiler. Ayrıldılar, birleştiler. Olmaz öyle şey. Zina olur o. O zaman yapacakları bir tek şey var. Yani o tekrar ayrılıp şey yaptıkları zaman nasıl bir dini nikahlar vardı? Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyor fakat Şafii mezhebinin şartlarını taşımıyorsa oturup karı koca bunu karar vermesi lazım. Ciddi olmaları lazım. Olsa tövbe istiğfar edecekler. Şafii mezhebinin şartlarını yerine getirerek dini nikah akdi yapacaklar. Olsa evliliklerine devam edebilirler. Başka bir şey kalmadı. Var mı sende? Bitirdiniz maşallah. Peki. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.